CBR 125 DBH balata değişimi. Eski balataları söktüm. Bunlar çok bitik değilmiş. Sadece birazcık yanmış. Sadece bitmiş. Birazcık iz yapmış tasta. Bu tek teker denemesinden dolayı oluyor genelde. Evet, bu tıkır 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 vurma sesi bunlardan geliyor. Şöyle güzel bir temizlik yapıp filtremiz de dahil temizlenip toplanacak. Bunlar da motorun içerisinden çıkan çapaklar. Bunlar eski balatalarımız. Şu balata sajlarımızda birazcık kaçırmalar mevcut ama kurtaracağım. Bir nebze daha gitsin. Sıkıntı yok. Bitmeye başlamış balatalar ama çok aşırı değil. Yine biraz daha götürebiliriz. Zaten çok aşırı da bir kaçırma yoktu. Yüke binince kaçırıyordu. Bunlar da yeni balatalarımız. Bunları da bir gün boyunca, yani dün akşam üzeri koydum. Bugün öğlen de çıkarttım. Yağda beklettim şişsin diye. Bir daha kaçırma olmasın. Şöyle bir şey bağlayıp yağın içerisine bırakabilirsiniz. Evet arkadaşlar, debriyajı montajını yaptım. Çok ince dış kısmına doğru sıvı conta sürdüm. Daha önceden fazla sürmüşler. İçeriye tıkamış. Şöyle mesafesine bakıyorum. O da güzel. Buradan telden ayar yapacağım. Yukarıyı sıfırda bırakacağım. Su hortumlarımızı bağlayıp güzelce kelepçelerini sıkıp şuradan öbür tarafında radyatör suyunu tamamlayacağım. Ayrıca üstten radyatörü boşalttım çünkü komple temizlik olsun bahaneyle antifrizini koyacağım. Sökerken takarken gösteremedim ama diğer videolarda inşallah. Evet, makinemiz çalışıyor. Kapağı sökerken radyatördeki suyu tamamen boşaltmıştım da. Bundan dolayı radyatör kapağımız açık. İçine antifriz dosu koydum. Hararet yapmasını vesaire gibi. Şuradan bir debriyaj ayarımızı yapacağız. Kompresini sıkacağız. Şu an ayarı güzel. Sadece kompresini sıkacağız. Fan açmasını bekliyorum. Fan açarsa inşallah. Evet, bu ara fanımız da sağlam. Fan açarsa ondan sonra kıranacak sağlamımızı vesaire geri toplayacağız inşallah.